Next Star Kurtlar Vadisi'ni sunar. Adını Ali mi koymuş? Senin adın. Bunu bize neden yaptı? Lübnan'daki hikayeyi hatırlıyor musun? Hangi hikaye? Kıbrıs'tan döndükten sonra Lübnan'da Filistin'le savaşacak Türklerin eğitildiği kampın koordinatlarını Mossad'a vermiştik. Bombalamıştı İsrail. Kampta Aslan'ın kardeşi de varmış. Kardeşinin intikamı için mi bütün bunlar? Doğu başka bir neden bulamadıklarını söyledi. Peki neden şimdi bunu sana söyledi? Bilmiyorum. Amca, arkasında devlet olmadan böyle bir şey yapabilir mi? Kimse arkasında devlet olmadan böyle bir şey yapamaz.
Efe, yani Ali Candan'ın yaşadığı da mı yalan? Hayır, oğlum yaşıyor. Babasının sen olduğunu biliyor mu? Senin babası olduğunu bildiğini zannetmiyorum. Peki nerede olduğunu nasıl bulamazsınız Doğu Bey? Bütün aldığı eğitim kendisini deşifre etmemek üzere. O bizi bulmak istemedikten sonra biz onu bulamayız. Oğlumun kimliği belli, resmi belli. Ne demek bulamayız? Büyük ihtimalle estetik operasyonla yüzü değiştirildi. Böyle bir uygulamamız var. Kimliğine gelince, belki İngiliz pasaportu taşıyor. Nereden bilelim? Nasıl bir görevdir bu? Görevini sana açıklamam. O benim oğlum. Onu büyüten ananın babanın da oğlu. Ama gözünü kırpmadan görevi için her şeyini geride bırakmış bir baba yiğit. Onun deşifre etmediğini ben niye deşifre edeyim? O zaman bana 30 yıl sonra neden bunları anlatıyorsunuz? Oğlunla aynı safta olursan oğlunu sana bulurum. Benden ne istiyorsun? Ona istediğini vermeyeceğim. Ne istedi ki senden? Bunu sana anlatamam Kılıç. Oğluna karşılık senden bir şey istiyor. Sen bunu veremiyorsun ve bana anlatamıyorsun, öyle mi? Oğluma karşılık değil. O ellerinde değil. Safiye ile gelen kart bununla mı ilgili? Cevabını alamayacağın sorular sorma Kılıç. Hem oğlumu benden çalıyorlar, hem de verme vaadiyle bütün hayatımı istiyorlar. Ben hayat alırım, hayat vermem. Polat'a git. Ondan her şeyi bırakıp Doğu'yu öldürmesini istediğimi emret. Bahsettiğin sıradan bir kişi değil. Polat bunu yapmak istemeyecektir. Yapmazsa Polat ölür. İstenmeyen hadiseler yaşadık. Ama bu gece itibariyle hepsinin geride kaldığı inancını taşıyorum. Bu alemde hiçbir şey istenmeden olmaz. Beni buraya çağırdın. Umuyorum ki yaptıklarının diyetini ödemek arzusunda olduğunu ifade etmen için buradayım. Umuyorum ki daha fazlasını yaptım. Nesrin'i Rusların elinden kurtardım. Değil mi Nesrin? Evet. Kızınızı kurtarmak için Ruslarla ittifak yapmak zorunda kalacaktınız. Sizi de bu mecburiyetten kurtardım. Peki. Paraya buldun bahanene Polat. Ha doğru. Onları da Rusların elinden kurtardın. O para size döner Ziya Bey. Ben dolaylı olarak size iade ettim. Sizden silah alınacaktır.
En büyük niyetimse... Pusat'ı sizin elinizden kurtardım. Bunu bana yapma Polat. Buyurun. Ömercan'dan siz misiniz? Benim. Ben... Ali Candan'ın babasıyım. Hepimizin hayatının güvende olması için Pusat'ı yatılı okula yerleştirdim. Nasıl kimsin benim torunumu okula veriyorsun ha? Sözümü kesmeyin Ziya Bey. Pusat'la konuştum. Onu dinledim. Kaygılarımı anlattım. O da ben de hemfikir olduk ki... Pusat ne dedesi gibi silah kaçakçısı olacak... ne de babası gibi sokaklarda öldürülecek. Pusat diplomat olacak. Ben oğlumu yetiştirebilirim. Fırsat istedim sadece. Fırsatı kötü değerlendirdin Nesrin. Babanla ne tür bir derdin var bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Ama ilk fırsatta ona gününü göstereceğim diye saçma sapan maceraların içine atladın. Hem de çocuklarınla beraber. Peki. Söylediklerini yapmazsak ne yapacaksın Polat? Bunu söyleyip öldürürüm. Beni öldürürseniz Pusat yok. Kızınızı öldürürseniz Pusat yok. Kızınız sizi öldürürse Pusat yok. Selvi'ye bir şey olursa Pusat yok. Selvi bir gün büyür sizi öldürür, Pusat yok. Pusat sadece benim bildiğim okulda, benim ona verdiğim kimlikle hayatını sürdürecek. Dediklerimi yapmazsanız, son nefesinizi verene kadar hayatınızda olmayacak. Beni oğlumdan ayıramazsın Polat. Ben anneyim, bana bunu yapamazsın. Kızını da senden ayırırım Nesrin. Annelik mi yapmak istiyorsun? Kızınla yap. Ben torunum için yaşıyorum. Benim ne Nesrin ne kızı umurumda değil. Sen şimdi bana diyorsun ki seni tek varisin konsolos olup memleketi kurtaracak. Önce git kendini kurtar. Sonra torunumu. Ziya Bey, size başka seçenek tanımıyorum. Bir gün aile olduğunuza kanaat getirirsem, Pusat'ın bu ailenin içinde sağlıklı bir şekilde yetişeceğine inanırsam, size onun yerini söylerim. Kendimi öldürürüm. Bir, bunu Pusat 18 yaşından önce öğrenmez. Öğrense de umrunda olmaz. İki, bir anne düşün ki her zora girdiğinde ölmek istiyor. Pusat zaten annesiz. Benim sizlerle hiçbir problemim yok. Ziya Bey, Nesrin Hanım,
Vesayet davasını ben kazandım. Pusat'ın vasisi benim. Sizi dinliyoruz. Aslında dinlemeye geldim. Ama hikayeyi sizin de bilmeye hakkınız var. Beni tanıyor musunuz? Yani ne iş yaptığımı, kim olduğumu. İşlerinizi gazetelerden, kim olduğunuzu kızınız ve eşinizden biliyoruz. Evladınızın kaçırıldığında Safiye kızım anlatmıştı. Ailemin sizinle teması tamamen tesadüf. Onlar henüz bu gelişmeden habersizler. Kaçırılan oğlunuzun Ali olduğunu nasıl öğrendiniz 30 yıl sonra? Kaçıranlar tarafından. Devletten. Devlet çocuk kaçırmaz. Aslan Akbey bir nedenden ötürü oğlumu kaçırmış. Sabahat isimli devlet görevlisinin himayesine vermiş ve size telkinleriyle onu evlat edinmenizi sağlamış. Aslan Bey yakın dostumuzdu. Dediğiniz gibi Sabahat Hanım'ın telkinleriyle Ali'mize kavuştuk. Ve kaza neticesinde kaybettik. Hayır. Yaşıyor. Gördünüz mü? Hayır. Ama devlet görevini devam ettiğini devlet yetkililerinden öğrendim. Ne görevi? Bilmiyorum. Elif de söylüyor bir görevlerin içinde diye ama hiç mi kimse görmez? Hiç mi sokağa çıkmaz? Hiç mi memlekete gelmez ki biri görsün de bu Ali'dir desin? Yüzünü değiştirmişler. Ben oğlumun eski halini de bilmiyorum. Hoş geldiniz. Burada yatıp kalktığını söylediğin için sana sorun olmaz diye düşündüm. Gördüğünüz gibi değil. Seninle konuşacaklarım var. Buyurun. Ne ikram edeyim? Doğu Eşrefoğlu'nu tanıyor musun? Tanıyorum. İyi. Git öldür. O kadar tanımıyorum. Sayın Karahanlı'nın emri. Bu emir tartışılamaz ve sorgulanamaz. Doğu Eşrefoğlu'nu altından biz çıkmayacak şekilde öldüreceksin. Ben tetikçi değilim. Bu Sayın Karahanlı için çok önemli. Polat Alemdar diye bir şahsın. Bundan sonra var olup var olmayacağını bu emri yerine getirip getirmemen belirleyecek. Thank you.
Neden hatıralarımıza dokunmasına müsaade ediyorsun bey? Nereden bilelim ki o Ali'mizin babası? Hep bekleniyor muydu hanım? Bir gün kapı çalınacak ve birileri oğlumuzu elimizden alacak diye korkmuyor muyduk? İşte o vakittir. Ben inanmıyorum. Ne Aslan ne Sabahat böyle bir şey yapmış olamaz. Yapmışlar hanım. Bize niye yapmışlar bilemiyorum ama bu adama yapmışlar. Şimdi Ali'm gelse bizim değil de onların yanına mı gidecek mi? Devlet mi mafya mı Memati? Sen benim yerimde olsan ne yaparsın? Doğu'yu öldürür müsün? Bir adam vardı Memati. Hayalleri olan bir adam. En büyük hayali onu yetiştiren vatanına borcunu ödemek olan bir adam. Bu uğurda her şeyinden vazgeçti. Sevdiklerinden, ailesinden, isminden, yüzünden bile vazgeçti. Devlet onu mafya babası yaptı. Mafyayı yok etmek için mafya babası oldu. Vurdu, vurdu, vurdu. Ta en tepeye kadar çıktı. Devletin gösterdiği hedefin yanı başına kadar. O hedef ona dedi ki, git seni var eden devlete kurşun sık. O adam var ya Memati. O adam senden önce ölecek Memati. Çiftliğimi çiziyorum.
Senin çiftliğin mi burası? Benim olacak. Seni oraya götürmemi ister misin? Ben kendim giderim. Oturun. Yaptığın operasyondan memnunum. Teşekkür ederim efendim. Diğer iş ne durumda? Yakın temas sürüyor efendim. Çocuk peşimde. İşi bitir. Polat Alemdar'ın artık yaşamasını istemiyorum. Şahısla ilgili raporlara bakınca çok dar çerçevede yaşayan bir hedef ortaya çıkıyor. Suikastı başarıyla gerçekleştirmek neredeyse imkansız. Bunun için avantajlı bir konumdayım. Çok yakınına kadar gelebilirim ancak biraz daha süre ihtiyacım var. %100 başarıyı elde edebilmek için. Selim öldü. Onu öldüren Polat Alemdar da ölecek. Bugün, yarın, öbür gün ama muhakkak ölecek. Acele ederek bir hata yapmanı istemiyorum. Ama Sevin çığlıklarının daha fazla kulaklarımı tırmalamasını da istemiyorum. Emredersiniz. Esat Bey. Doğu Bey ile önemli bir konuyu görüşmek için buluşmak istiyorum. Ne zaman dönecek Kıbrıs'tan? Peki, anladım. Ben tekrar rahatsız ederim. Neymiş iş Abdüley? Abi, profesyonel işi. Laz Ziya'nın yapmış olması düşük ihtimal. Paralar? Paralar istedikleri hesaplara ulaşmış. Zannedersem kendileri biraz daha burada kalmak istediler. İyi yapmadılar. Bu konuyla ilgili yapmamı istediğin bir şey var mı abi? Otur Abdüley. Doğu'yu öldüreceğim. Nasıl yani? Kırk, 41 yıldır bir mesele nasıl halledilmez? Niye halledilmez? Mesele halledilmiştir kardeşim. ABD, İngiltere, o zamanki Sovyetler kendi çıkarları açısından Kıbrıs meselesini Rumların Yunanistan'ın lehine halletmişlerdir. Nasıl yani? Gayet basit. Makarios'un 1960'ta kurulmuş olan Ortaklık Cumhuriyeti'ni
Niye yıktığına bakmaksızın. Anayasa ölmüştür, gömülmüştür diyen ve bunu kabul etmeyen bizleri asi ilan eden bu eli kanlı papazı meşru hükümet olarak tanıdıkları an Rumlar açısından Kıbrıs meselesi kendi lehlerine halledildiği noktasında kasılıp kalmışlardır. Bugün 40 yıl sonra durum budur, değişen hiçbir şey yoktur. Bizim bu kanunsuzluğa mukavemetimiz devam etmektedir. Teslim olmuş değiliz. Buna rağmen Rum idaresini meşru hükümet yaptılar ve bunca yıldır bizden bu idareye şu veya bu şekilde boyun eğmemizi beklediler. Hala bekliyorlar. Mesele budur. Daha çok beklerler. Karahanlı Doğu Bey'i öldürmemi istiyor. Ne yapmayı düşünüyorsun abi? Artık yapabileceğim tek şey var. Karahanlı'yı öldürmek. Neden Karahanlı Doğu'yu öldürmek istiyor? Bunu sorma fırsatım olmadı ama soracağım öldürmeden önce. Karahanlı'yı öldürdükten sonra yaşayamazsın abi. Yeminimiz var Abdüley. Yeminimiz var. Var, evet. Kıbrıs Türk'ünün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve mukaddesatına, her nereden ve kimden olursa olsun vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Türk milletine adadım. Gördüğüm, duyduğum ve hissettiklerimi ve bana emanet edilenlerini hiç kimseye ifşa etmeyeceğime, ifşaatın ihanet sayılacağına ve cezasının ölüm olduğuna, verilecek cezayı seve seve kabul edeceğime, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Tabii şimdi bir de vazife andımız var, biliyorsunuz. Bağımsızlığı ve egemenliği koruyacağıma. Görev andı da bu. Kıbrıs Türk'ü bu andına sahip çıkacaktır. Merak etmeyin. Bize kimse KGT'ye girerken ölümsüzlük vaat etmedi. Görevin sonuna geldik Abdüley. Gidip Doğu Bey'e açıklayalım kimliğimizi abi. Gerekeni onlar söylesin. Asıl olan görev Abdüley. Bunun için seçildik, bunun için yetiştirildik. Ben o eve gireceğim. Karahanlı'yı ve kılıcı öldüreceğim. Ama o evden çıkma ihtimalim düşük. Abi, operasyonu beraber yapalım. İkimiz o evden çıkarız. Sonra ne yapacağız? Kaçacağız. O zaman Karahanlı'nın ölümü ne işe yarayacak? Senin operasyonun başka. Sen Kurtlar Vadisi operasyonunu sürdüreceksin. Yıllar sonra Amerikan ve İngiliz arşivlerinden görüyoruz ki eli kanlı Makarios'u meşru hükümet olarak tanımalarının nedeni korkuymuş. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Makarios'un Sovyetlere yaklaşmasından endişeli. Makarios Sovyetlerden silah alıyor. Güya Atina'yı da dinlemiyor. Amerikalılar Kıbrıs Makarios'a bırakılamaz. Yunanistan'a verilmeli diyor. Ve bu arşivlere göre 1964'te Yunanistan'la Amerika Makarios'u devirmek için anlaşıyorlar. Bu komplonun içinde bugün Rum lideri Papadopoulos da vardır. Kimse sormuyor. Çekler ile Slovakları, Hırvatlarla Sırpları birbirinden ayıranlar niye bizi birleştirmek için bu kadar çaba sarf ediyorlar? Acheson planı Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesini öngören bir plandır. Kıbrıs Yunan'a verilecek. Türkiye'yi gücendirmemek için
Türkiye'ye bir üs veya küçük bir Yunan adası düşünülüyor. Kimsenin bizi birleştirmek istediği yok. Dertleri Kıbrıs Yunanistan'ın olsun. 400 yıl Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türkleri kimse düşünmüyor. Türkiye'den başka İngiltere üslerini Rum teröründen korumak için bu planı destekliyor. Sovyetler iki NATO ülkesi Türkiye ile Yunanistan kavga etsin diye Kıbrıs'ın bağımsızlığından yani Makarios'tan yana ağırlığını koyuyor. 103 köyden göç, Türk bölgelerinde akıl almaz zorluklar ve yokluklar içinde bir yaşam. Ve ana vatanın garantörlüğüne güvenen bir halkın tarihe mal olacak direniş. Bu direnişte Türk Mukavemet Teşkilatı liderliğinin tarihi rolü unutulamaz. 1963'ten 1974'e kadar bize yapılanlar karşısında Türkiye'den başka hiçbir ülkeden yardım yok. Adanın Yunanistan'a verilebilmesi için bizim mukavemetimizin çökmesi beklendi. Çökmemek suç oldu. Laz Ziya Yılmaz, Samuel Vununu, Nizamettin Güvenç, İplikçi Nedim Malik, Rus İbrahim Ağızkalı, Kirve, Akrep Bekir, Mavi Turgut Kuyucu, Sadri Canbazoğlu. Tuncay Kantarcı, Halil İbrahim Kapar. Tuncay'la Halo'da mı? Bizim elimiz onların üstünde olmazsa onlar niye iyi olsun Abdüley? Ben tek başıma bunları nasıl yapayım abi? Hepsinin nerede ne yaptığının, nerede yatıp nerede kalktıklarının, aldıkları nefeslerin bile bilgisi var bende Abdüley. Operasyonları tek tek belirleyeceğim. Timlerini kuracaksın ve öldüreceksin. Tim nerede abi? Bizim çocuklarla yapacaksın. Abi bu durumu nasıl açıklayayım çocuklara? Benim ölümüme sebep olduklarını söyleyeceksin. Benim intikamım için devlete hizmet edecekler. Evet, Doktor Küçük'ün tarihi odasındayız. Onun gençliği, meslek hayatı, benim gençliğim bu odanın etrafında döndü. Allah rahmet eylesin. Büyük bir liderdi. Amin. Unutulmaz. 1964 aralığında Londra konferansına davet edilmiştik. Garantör İngiltere bize Makarios'un azınlık önerilerini kabul etmemizi telkin ediyordu. Liderimiz Doktor Küçük ve biz olmaz diyoruz. İngiltere tehdit ediyor. Siz Türkiye'ye gelip sizi kurtaracak sanıyorsunuz. Türkiye gelemez, gelmeyecek, istese de gelemez. Neticede Makarios'un önerilerini kabul etmezseniz Kıbrıs'tan çıplak kaçmak zorunda kalacaksınız diyor. Böylelikle milli davalarda başkalarına güvenmenin hata olduğu dersini alıyoruz. Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Rahmetle ve gönülden anıyoruz. O günden bugüne Rum liderlerin tümüyle ayrı ayrı görüştüm. Her defasında Rumların meşru hükümet engeline takılıp kaldık. Onlar bizi azınlık olarak görmeye devam ettiler. Garanti anlaşmasının lağvını istediler. Biz ise onların meşru hükümet olmadığını savunduk ve savunmaya devam ediyoruz. Eşit şartlarda, ortaklıkta ısrar ettik. Kıbrıs'ın geleceği konusunda 180 derece ayrı görüşü olan iki halkın yapay anlaşmalarla yeniden bir araya getirme eylemi aralıksız devam ediyor. Her defasında ABD ile İngiltere'yi karşımızda bulduk. Kıbrıs'ta tek bir hükümet vardır. Sizi tanımıyoruz. Rum idaresi yasaldır, siz yasal değilsiniz diyorlar. Soruyoruz, onları kim yasal yapmıştır, bizi niçin yasal adletmiyorsunuz, cevap veremiyorlar. Rumlar bu desteği aldıktan sonra bizimle niye paylaşıma girsinler? Kredis'in beyanatları var. Dünya bizi tanıyor diyor ve Türk tarafının tanınmadığı üzerinde duruyor. Devam ediyor, Türkler ya istediklerimizi kabul ederler ya da çekip giderler. Bugüne kadar bu siyaset değişmemiştir. Bunu herkesin bilmesi lazım.
avuçlarını yalasınlar. İnşallah yalarlar ama biz de hava almayalım. Bağımsızlığımıza sahip çıkalım. Ve yine Kridis konuşuyor. Diyor ki, biz görüşmelere taktik icabı katılıyoruz. Taktiğimiz Türk tarafını uzlaşmaz göstermektir. Dolayısıyla bunu unutmayalım ve Rumlar masaya gelsin diye yalvaracağımıza, Rumların masaya gelmek niyeti olmadığını dünyaya kabul ettirelim. Kıbrıs'ı almak istiyorlar, Kıbrıs'ı vermiyoruz. Dava budur, teşhis bu olmalıdır. Adamlar tabii taktiklerinde başarılı olmuşlar. Niye değiştirsinler? Onun için görev Amerikalılara, İngilizlere, Avrupa Birliği'ne düşer. Sahte bir ünvan altında Kıbrıs'ı zapt etmek için harekete geçmiş olan Rumlara destek oluyorlar. Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp ediyorlar. Bu kabul edilmez bir haksızlıktır. Bağımsızlığımız onun için çok önemlidir. Kurtlar Vadisi operasyonu bu kan emicileri deşifre etmek ve çökertmek üzere başlatıldı. Hiçbir zaman amaç bunları öldürmek olmadı. Kimi öldürsek yerini biri alacaktı. Ama gelinen noktada bunların ölüsü mü dirisi mi? Ölüsü. Ülkede büyük kaos olacak abi. Saydığın adamların hepsi deve dişi. Sen dişlerini çek. Deve çöktü, çökecek, bizi ilgilendirmez Abdüley. O devletin işi. Eğer dediklerimi başarabilirsen, Doğu Bey'e kim olduğumuzu, bunları niye yaptığımızı ve kimliğimizi açıkla. Ne olacak ki? Ya boynuna madalya ya da yafta. Her ikisi de bu vatan için şereftir. Abdüley. Zülfü Yüksel. Boynun kırılmadan boynunu bükme. Bu memlekette ne bir tek ben varım, ne bir tek sen varsın. Kıbrıs meselesini halletmek için görüşmeler devam ederken Rumlar tek yanlı olarak kanunsuz bir müracaatla Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği için müracaat ettiler. Bu müracaat 1960 anlaşmalarına aykırıydı. Kıbrıs Türkiye'nin de üye olmadığı bir kuruluşa üye olamazdı. Avrupa Birliği'ne Yunanistan üyeydi, Türkiye değildi. Tabii. Türkiye'nin ve bizim itirazlarımıza rağmen Avrupa Birliği, İngilizlerin de yardımı ve desteğiyle Kıbrıs'ı üye yaptı. Böylelikle İngilizler adadaki üslerini Rum'un baskısından kurtarmak için ve üslerini Avrupa Birliği ile anlaşarak Amerikalıların kullanımına da açıyorlardı. Bunun karşılığında ABD, Kıbrıs ve İngiltere adanın geriye kalan kısmını Avrupa Birliği'ne bırakıyordu. Avrupa Birliği Kıbrıs'ı stratejik nedenlerle istediğini zaten açıklamıştı. Anan planını hazırlayan ABD ve İngiliz uzmanları böylelikle Türkiye'yi adadan söküp atıyorlardı. Anan planı bunu başarmıştır. Stratejik açıdan kendilerine gerekli gördükleri Kıbrıs'ta Türkiye'nin söz hakkı, garantörlüğü, askeri olamazdı. Şimdi Sırat Köprüsü'nde bekliyoruz. Türkiye'ye ucu açık bir tarih verdiler. 10-15 yıl sonra Türkiye'yi üye yapıp yapmama ellerinde. Ancak peşinen Kıbrıs'ı istiyorlar. Kıbrıs, Türkiye'nin en haklı ve en güçlü davasıdır. Ucu açık vaatlerle Türkiye'yi burada sarsarlarsa gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Bu nedenledir ki bağımsızlıkta ısrarlı olmalıyız diyoruz ve ısrar ediyoruz. Peki siz nereye gidiyorsunuz Sayın Denktaş? Herkes ada üzerinde projeler üretirken siz ben emekli oldum, ne haliniz varsa görün mü diyorsunuz? 21 yaşında bir devlet bırakıyorum. Bağımsızlık şerefimizdir, namusumuzdur, barışın temelidir. Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan emekli olmak var mı Sayın Doğu Bey?
Bizim elimiz de herhalde halkın arasına girdiğimizde armut toplayacak değildir. Mücadeleye devam edeceğiz. Bağımsızlığımızı savunacağız. Bağımsızlığımızı savunmazsak azınlık oluruz. Azınlık olursak Kıbrıs elden gider. Damarlarında bir damla kan oldukça Türk bağımsızlık davasından, hürriyetinden, egemenliğinden vazgeçer mi? Vazgeçmez. Biz de vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Herkes bundan emin olsun. Oğlumun yaşadığını biliyorum. Mehmet, onu bulacağını da biliyorum. Bundan sonrası çok zor Nergis. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Nereden başlayacağımı da, ama bulacağım. Hala inanamıyorum. Efe'yi büyüten aileyi dünyanın bir ucundan gelip bulabildiğime inanamıyorum. Ne tepki verdiler, sevindiler mi? Şaşırdılar. Galiba ilk başta söylediklerime inanamadılar. Ama sonra... Baba onlarla konuşmamız lazım. Ömer babayla, Nazife anneyle. Anlatacakları binlerce şey vardır. Efe'yi bulmak istiyorsak onlar yardımcı olacak onu tanımamıza. Bugün değil Safiye. En azından bugün nefes alsınlar. Biz ne kadar büyük bir şokun içindeysek onlar da öyle. Bugün için demiyorum. Her zaman için. Artık onlarla bir aileyiz. Resmini gördün mü Mehmet? Evet. Kime benziyor? Sana. Anne sen gördün resmini Ömer babanın dükkanında. Ben onun annesiyim. Ben onun annesiyim. Kimin doğurduğunun hiç önemi yok. Ama hakları da var Nazife anne. Kadıncağızın ne günahı var? Kadıncağız dediğin kim biliyor musun Eren efendi? Karahanlı ne demek biliyor musun? Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birisi abi. Neyi değiştirir? Türkiye'nin en karanlık adamlarından birisi. Her iş adamının evladı kaçırılıp başka birinin yanına evlatlık mı veriliyor? Adil olmayan bir durum var. Hiçbir inançta, gelenekte, adette ananın babanın günahını çocukları çekmez. Bizim günahımız ne Ömer efendi? Hanım, Ali bize verilen emanet, miras değil. Senin oğlun olsa ne olur, onun oğlu olsa ne olur? Merak ettiğim, Ali bütün bu hesapların dışında mı? Ne demek istiyorsun? Ali'ye Aslan amca söylemiş midir gerçek ailesinin kim olduğunu? Söylese parça parça etmez miydi Ali Aslan'ı? Acaba oğluma söyledi de oğlum kahredip alıp başını gitti mi? Hala görevde diyorlar hanım. Hala görevde. Babası Karahanlı, yani kan babası, amiri Aslan Bey ve Ali her şeyden habersiz yahut uzakta yaşıyor öyle mi? Eğer Ali'nin yüzünü değiştirmişlerse büyük operasyon var. O operasyon dururken de Ali çıkıp gelmez Elif. Sen kendini parçalasan bile gelmez. Acaba her şeyi biz mi karıştırdık abla? Bunları ortaya çıkardık. Yaşadığını ortaya çıkarmamız Ali'nin kim olduğunu ortaya çıkardı. Çünkü saklayacak kimse kalmadı. Aslan amca öldü. Nasıl bir kadın? Kim? Karahanlı'nın hanımı. Güçlü kadın. Kızı gibi canı yakın mı? Safiye babasına benzememiş. Yok Nazife anne, kız babasına benziyor. Annesine benzeyen Ali. Ali kimseye benzemez Hikmet. Yok, kaş göz olarak Nazife anne. Ulan kimle akraba olduk be? Kıskandığım kadın Ali'nin kız kardeşiymiş. Ne demek bu kapı önünde beklemeler, sürpriz yapmalar? İstemiyorum dedim, sevmiyorum dedim. Bütün apartma rezil ediyorsun beni. Hiç üste çıkmaya çalışma Nina Hanım. Arıyorum seni ulaşamıyorum. Asıl bu ne demek? Telefonu kapatmalar, sessize basmalar, cevap vermemeler. Sana baltacı mizanseni yapıyorum. Maksi bir mesaj atıyorum. Minimum bir tepki alamıyorum. Ne yapıyorsun? Giy onları. Ben istemem öyle evimde ayakkabıyla gezilsin.
Burası benim evim. Bak yine lafın üstüne laf getirdin. Sana bir şey söylüyorum. Neredesin sen? Polonya'ya gittim. Bana haber vermeden. Sen kimsin ya? Ben de onu diyorum. Bu ilişkinin artık adını koyalım. Erhan, seni tanımıyorum. Hem ismimle hitap ediyorsun, hem tanımıyorum diyorsun. Daha neyim kaldı tanınmayacak gülüm? Fizyolojik olarak tanımak istiyorsan, ensemde benim var. Bak. Salak. Adındır. Adam gibi konuş. Ben şakalarından da hiç hoşlanmam. Pardon. Size bunları anlatmamın nedeni, hayatımdaki en büyük sırrı vermemin nedeni, 30 yılı aşkın sürede kurduğumuz sistemin bekası içindir. Benim oğlumun kimliği, bizlerin içinde bulunduğu konseyin yumuşak karnıdır. Sizlerden taleplerim hem şahsidir hem de değildir. Ali Candan adıyla ortadan kaybolan yeni bir kimlik ve yeni bir yüzle derin devletin tanımlanmayan bir görevi içinde olan oğlum Efe Yakup Karahanlı'nın bulunması için sizlerin elinizden geleni yapmasını istiyorum. Gerçekten söyleyecek söz yok Sayın Karahanlı. Bu büyük bir komplo. Bunun şahsi tarafından çok bize yapılmış bir komplo olduğunu düşünüyorum. Özellikle Doğu Eşrefoğlu'nun size açıklaması veçiyle. Ben de bunu sordum. Ama şu an bence önemi yok. Efe Karahanlı'nın bulunması her türlü tehditten daha önemli. Samuel, Mossad'ın içinde şahsi olarak güvenebileceğin birileri var mı? Var. Özellikle Aslan hakkında özel dosya istiyorum. Lübnan'daki bombalamadan sonraki seyri bilhassa. Tabii ki. Nizamettin, devlet içinde kimlere değebiliyorsan değmeni istiyorum. Hadiseyi tarifleme. Ancak istihbarat teşkilatlarında üst düzey görev yapmış tüm kişilerle Aslan Doğu yahut Aslan X kişiler ilişkilerini soruştur. Bu dolaylı olsa da bizim sırrımızı deşifre edecektir. Çok önemli değil. Doğu'nun kimlere ne söylediğini bilemeyiz zaten. Dışişlerinin bilgisi var mıdır? Dışişlerinde de muhakkak kayıtlar vardır. Neticede onların kadrosunda yok oldu. Elimden geleni yaparım. Kafama takılan bir şey var. Oğlunuz derin devletin tanımlanmayan bir görevinde görevli. Karşınıza çıktığında yahut siz onu bulduğunuzda devlet hiyerarşisinde yetiştirilmiş görevli, derin devletin tanımıyla suç örgütü liderinin oğlu olduğunu öğrendiğinde o ne yapar? Siz ne yaparsınız? Hatta devlet ne yapar? Benim tek derdim var. 30 yıl boyunca hasretini çektiğim şeye kavuşmak. Oğlumu görmek. Ha oğlum ne yapar? Neden bunların olduğunu merak edecektir. Ve cevabını öğrendiğinde safını kendi belirleyecektir. Devlet ne yapar? Devlet yapacağını yaptı. Artık benden korkmaktan başka yapacak bir şey yok. Ne yapacağız Hikmet abi? Neyi ne yapacağız? Böyle duracak mıyız? E durmayıp ne yapacağız? Ben Ali'nin ailesini görmek istiyorum. Gördün ya. Annesini, babasını, kardeşini Hikmet abi. Saçma sapan konuşma Elif. Karahanlı onlar. Karahanlı Marahanlı. Adam gelip Ali'nin yatağında yatıyor ya. Sen de gidip Efe'nin odasında mı yatacaksın?
Polat abiye haber vermeyecek miyiz? Ya Polat abinin Ali'nin ailesinden? Ali'nin kız kardeşini benim yanımda mı gördün abla? Hakikaten en sonunda delireceğim. Sanki dünyayı küçücük bir çemberin içine sokmuşlar. İçinden Ali'yi çekmişler. Geride kalanlar uğraşıp duruyor. Helal olsun Aslan Akbey. Eğer derin devlet A'dan Z'ye böyle çalışıyorsa korkacak bir şey yok. İsterse üçüncü dünya harbi çıksın. Sen görmek istemiyor musun Hikmet abi? Kızım, bunlar Ömer babayla Nazif anne değil. Gidip ağlayacaksın, zırlayacaksın. Fakirin gözyaşı boncuk boncuk akar, zenginin gözyaşı külçe külçe akar. Öyle oğlumun nişanlısı filan tanımazlar. Ali'yi istemeye gitmiyorum Hikmet abi. Sadece görmek istiyorum. Şimdi ben ne yapacağım Hikmet abi? Görev koçum, görev. Bak kimler ne görevler yapıyor. Hadi bakayım, takibe devam. Aptal. Seni o evden içeri alırlar mı? Karşıma çıktın, hayatıma zorla girdin. Sen kimsin? Ne iş yaparsın diyorum. Yazanıcılık diyorsun. Ne demek yazane? Galeri diyorsun. Nerede galerin belli değil. Belinde silah var. Niye? Sen polis misin? Sadece polisler taşırsa polislere ne gerek var? Erhan. Canımsın. Bir şey anlatıyorum. Dinleyecek misin? Ben kulaklarımı sana hibe etmiş, gözlerimi sana mühürlemiş, kalbimi ise çoktan sana kaptırmış bir güllüyüm. Dinlemez olur muyum? Tamam o zaman. Birbirimizi tanıyalım. Birlikte zaman geçirelim. Arkadaşlarında hep birlikte bir yerlere gidelim. Bir şeyler yapalım. Arkadaşlarım mı? Sen benim iş yerini gördün. Ben de seninkini göreyim. Tabii görürsün. Niye görmeyesin can? Umuma açık. Seni tanımadan hayatta seninle birlikte olmam. Ama seni tanımam için hayatını tanımam lazım. Hayatını tanımam için geçmişini bilmem lazım. Ah kurban oldum Türk kızları. Seni seviyorum dedin mi? Hemen ben de seni seviyorum derler. Ben seninle bir gelecek kurmaya çalışıyorum. Sen geçmişimi irdeleyip duruyorsun. Geçmiş olmadan gelecek olmaz. Gel sana geçmişimi göstereceğim. Ali. Ali. Üzgünüm. İçeriden Ali Can'dan diye birini tanımıyorlar. Ya kiminle konuşuyorsunuz da tanımıyor? Safiye Hanım'a söylesinler, Nergiz Hanım'a söylesinler. Bir dakika. Abla gidelim istersen. Almıyorlar işte içeri. Ya lafı doğru dürüst iletmiyorlar ki. Niye almasınlar? Problem mi var? Efendim, kapıda problem var. Polat Alemdar'ın avukatı Elif Eylül, Ali Can'dan diye birinin nişanlısı olduğunu, Safiye Hanım'la Nergis Hanım'la görüşmek istediğini söylüyor. İlettiniz mi hanımlara? Size danışmadan iletmedik. İçeri al, hanımlara haber verin. Ama dur dur dur. Önce ben görüşeceğim. Emredersiniz efendim. Tanıştırayım nene. Bu dayım Seyfo dayı. Nur içinde yatsın. Hemen yanı başındaki ise dayımın dayısı Duran emmi. O da nur içinde yatsın. Emmi ne demek? Emmi herkesin dayısı gibi bir şey demek. Niye beni mezarlığa getirdin Erhan? Güllü anam Isparta'da. Ben daha ne yapayım? İnşallah bir gün elini öpersin. Gençmiş dayım. Neden öldü? Kahpe kurşunlara geldi dayım. Dayısı gibi. Allah bizleri korusun. Soyumuzda kahpe kurşunlara gelme olasılığı çok yüksek. Siz mafya mısınız? Mezarlıkta sorulacak soru mu bu nine? Aç ellerini dua et. Fatiha bilmiyorsan dediklerimi tekrar et. Zaten mezarlığa geldin böyle saçın başın açık. Ne olur ki?
Burada yatanlar geleneklerini korudukları için burada yatıyorlar Nina Hanım. Gerekirse ben de geleneklerimi korumak için koynunda değil, bu kara toprağın koynunda yatarım. İki adım geriye git şöyle. Dayı beni affet. Temiz olmayan emellerim için senin huzurunu bozdum. İnşallah makamında huriler vardır da hiç değilse beni anlayabiliyorsundur. Polat abinin yanına götürürsen beni keser. Nizamettin'in belalısı sen misin? Karşılıklı davalarımız oldu. Oturun. Ne görüşeceksiniz Nergis Hanım'la Safiye Hanım'la? Ben Ali Candan'ın nişanlısıyım. Biliyorum. Ali... Onu da biliyorum. Ben sadece tanışmak istedim. Belki birbirimize yardımcı olabiliriz diye düşündüm. Polat'ın haberi var mı buraya geldiğinden? Hayır. Niye böyle bir şey sordunuz? Bakın avukat hanım. Bu hassas bir mesele. Kapıdaki çocukların bile bu meseleden haberi yok. Sen bu ailenin sırrını avuç avuç saçarsan hepimize zarar verirsin. Efe de dahil. Böyle düşünmemiştim. Özür dilerim. Daha dikkatli davranırım ama bu sırrı yaşatan benim beyefendi. O mezarda yatıyordu. Siz bugün sırrınızı korumaya çalışıyorsunuz madem, bu sırrı yaşatanı korumakla başlayın işinize. Kapıda bekleterek değil. Kim olduğunuzu öğrenebilir miyim? Ali. Burada bekleyin. Gel canım, otur. Ali Candan'la aran nasıldı? Elif'in Ali Candan mı? Evet. Çok güçlü bir ilişkimiz yoktu. Biz Elif'le okul arkadaşıyız. Ali Ankara'dan geldiği zaman çoğunlukla Elif'le, ailesiyle vakit geçirirdi. Arada bir hep birlikte olurduk. Neden sorduğunuzu öğrenebilir miyim? Elif'le görüşmüyor musun? Hayır. Kavga ettik suç duyurusundan sonra. İlişkini düzelt. Keşke ne yapmaya çalıştığınızı birazcık anlasam. Dava konusu kapandı. Artık Elif Eylül'le husumetimiz yok. Bu kız önemli bir avukat olacak. Eğer kabul ederse bizimle çalışmasını isterim. Bunu da sen sağlayacaksın. Kabul etmez. Avukatlığın birinci kaidesi insanları ikna etmektir avukat hanım. Kabul ettir. Evlenecektik. Seni incitmek istemem ama evlenme teklif edip nasıl gitti? Bilmiyorum. Bütün gayem bu sorunun cevabını ondan duymak. Beni neye tercih ettiğini gerçekten çok merak ediyorum. Sen ne zaman öğrendin dış işlerinde değil de istihbaratta çalıştığını? Gazete haberiyle. Öldükten çok sonra, yani öldüğünü zannettiğimizden. Tamamen tesadüf eseri. Gazetede ne haber vardı? Kosova'da yetiştirilen özel ekiplerin başı olarak fotoğrafı vardı. Sakallı, üniformalar içinde. O olduğunu ispatladım ama bir şeye ulaşamadım. Hala seviyor musun onu?
Bu sorunun cevabı 6 ay önce tereddütsüz evetti. Ben onu çok sevdim. Ama yaşadığını öğrendikten sonra içimde ölmeye başladı. Şimdi seviyor muyum? Onu görmeden bilemem. Belki bütün bunların olduğunu bilmiyordur. İhtimal vermiyorum. Siz ne hissediyorsunuz? Oğluma bir gün kavuşacağımı biliyorum. O anı yaşamak için çok acılar çektik. Belli ki daha fazlası da çekilecek. Ama hiçbir şey oğlumla, Efem'le kavuşmama engel olamayacak. Tek hissettiğim bu. Sadece ikimiz gideceğiz. Beni söylediğim yere bırakacaksın. Ondan sonrasında tek başıma olacağım. Bunu yapma. Yapmam gerekenleri yapmadığım için bunu yapmak zorundayım. Allah aşkına bana bunu niye anlatmıyorsun? Mehmet, ben senin kardeşin değil miyim? Belki dönünce Ali. Sahip olamayacağın şey budur dedikleri Efe mi? Bilmiyorum. Polat Alemdar geldi. Başardı mı? Bu kadar çabuk. Gelsin. Peki efendim. İyi akşamlar. Duymak istediğim şeyi söyle. Doğu Eşrefoğlu bu gece Kıbrıs'tan dönüyor. Bunu söylemek için mi geldin? Ben işleri halledeyim. Otur. Seni dinliyorum. Çok vaktin yok. Bir yere mi gideceksiniz? Dinliyorum Polat. Seni dinliyorum. Doğu Eşrefoğlu'nu öldürmemi neden istiyorsunuz? Buraya emrimi sorgulamaya mı geldin? Buna hakkım var. Ben sana böyle bir hak vermiyorum. Öldürmemi söylediğiniz kişiden ötürü bu hak benim. Yakalanırsam 30 yıl bu soruyu düşünemem. Devlet görevlisi olduğu için mi yapmak istemiyorsun? Evet. Benim oğlumu kaçırdılar.
30 yıl sonra karşıma geçip diyorlar ki, senin oğlun Ali Can'dan. Ne? Zırhlı aracı hazırla. Arka kapıdan çıkış yapacağız. Eskort? Hayır. Eskort da yok, şoför de yok. Ben kullanacağım aracı. Kimse çıktığımızı bilmeyecek. Emredersiniz efendim. Senin de tanıdığın Candan ailesi benim oğlumu yetiştiren aile. Doğu Eşrefoğlu bunu nereden biliyormuş? Aslan Akbey'in ölümünden sonra araştırmış ve bunu tespit etmiş. Oğlumu kaçıran da Aslan Akbey. Neden? Çünkü ben onun kardeşini öldürmüşüm. Bilerek ya da bilmeyerek. Bu Ali Candan'ın sizin oğlunuz olduğunu nereden ispatlıyor ki? Başka bir ihtimal yok. Bir devlet adamı karşınıza geçip çocuğunuzu biz kaçırdık niye desin ki? Çıkarları için. Ben de bunu onun yanına bırakmayacağım. Ben oğlumu bulmaya çalışırken sen onu benden alan herkesi öldüreceksin. Nereden bulacaksınız oğlunuzu? Bulacağım. Kimliğini değiştirmiş, yüzünü değiştirmiş. Bunlar palavra. Hepsi palavra. Size yalan söylemişler. Ve ben bunun hesabını soracağım. İyi akşamlar. Benim babam değil. Neden böyle davrandı? Doğu'yu öldürecek. Neden bana yalan söyledin? Memleketteki bütün yetimhaneleri taradığımızda Karahanlı'nın oğlu olabilecek en iyi aday sendin. En büyük özelliğin ise Karahanlılar gibi istisnasız her sabah afyonun patladığında 3 kez hapşırmandı. Mehmet Karahanlı seni oğlu zannedecek. Sen onu haksız çıkarmayacaksın. Oğlu olacaksın. Karahanlı'nın veliahtı olarak kurduğu imparatorluğu çökerteceksin. Bu seni yetiştiren vatanına borcundur. Thank you.
Burada bekleyeyim. Ben seni ararım Kılıç. Git sen. His habere sunstus est, nekenes habere sunstus est. Evinize hoş geldiniz efendim. Bende sana ait kıymetli bir hazine var. Çakır'ın yanındaki adamı araştır. Aslan'ın kardeşi Lübnan'da bombalanan kampta öldü. Leyla. Enteresan. Adamın hikayesinde her şey var ama yaşayan tanımıyor. Bir tek Leyla. Lübnan'dan araştırın. Peki efendim. Sevgilisi Leyla ile beraber öldü. Kız 6 aylık hamileydi. 3 kere hapşırdı Polat'a. Almanya'dan gelen adam. Duran bilmem kimin yeğeni. Benimle, benim ailemle ne alakası var? Safiye bir dükkana giriyor. Dükkanın müşterilerine Sofi, Polat, amca. O dükkanın sahibini araştır. Seni mi gönderdi aslanım?
Oğlun gibi konuşuyorsun. Ne oldu? Oğlunla aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Ne diyorsun sen Safiye? Gerçekten Polat'la baba oğul gibisiniz. Gerçek şu ki sen nereden bulacaksınız oğlunuzu? Bulacağım. Kimliğini değiştirmiş. Yüzünü değiştirmiş. Bunlar palavra. Hepsi palavra. Size yalan söylemişler. Ve ben bunun hesabını soracağım. Next Star Kurtlar Vadisi'ni sundu.